1 artı kök 3i sayısının eşleniğine boyunu argümentini bulunuz. Şimdi isterseniz karmaşık düzlemi bir çizelim. Karmaşık düzlemde reelde 1'i sanalda köküçe işaretledikten sonra karmaşık sayının yerine yazıyorum. İşaretledikten sonra şimdi ilk başta bana bu sayının eşleniği sorulmuş. Eşlenik reel eksene göre olan simetriydi. O da buraya gelir. Eksi kök 3 olacak burası. Böylece elde ettiğim sayı 1 eksi kök 3 oldu. 1 eksi kök 3 i. Yani aslında burada gördüğüm ifadeyi, i'nin başında gördüğüm ifadeyi eksi 1 ile çarpmış oldum. 1 eksi kök 3 i. Şimdi bana bu sayının 1 artı kök 2 i sayısının boyu sorulmuş. Cebirsel ilerlemem her zaman mümkün. 1 artı kök 3 i sayısının boyu kök içerisinde 1'in karesi artı kök 3'ün karesi. Bu da 1 artı 3'ten kök 4 2. Belki daha geometrik ilerlemek isteyen arkadaşlar için alternatif yolda yapabiliriz. Şimdi maviye giden doğru parçasını çiziyoruz. Şimdi bu doğru parçasının uzunluğunu bulmak için tabii ki şurada Pisagor yapıyorum. Burası kök 3. Burası 1. Kök 3'ün karesi burada yapıldığı gibi 1'in karesi 4 etti. Toplayınca kök 4 2 etti. Şimdi mesele şu açıyı bulmak. Bu açıyı bulmak için yine şuradaki dik üçgenden yararlanacağım. Buradaki dik üçgende kök 3'ü gören bir kısım var, 1'i gören bir kısım var. Bu oran arkadaşlar kök 3 bölü 1 oranı. Trigonometriden hatırlamanızı istiyorum. Bize bu açının 60 derece olduğunu söylüyor. Nedeni tan 60 hatırlarsanız kök 3'tü. Peki burası 60 derece. Reel eksenden pozitif yönde giden açı o zaman 60 derece. Yani hemen yazarım. Argument 1 artı kök 3 i eşittir 60 derece. Peki eşleniği yani bu sayının eşleniğinin aslında ben yine esas argümentini bulmak isteseydim. O da bu doğru parçasının reel eksenle pozitif yönde yaptığı açı. Şimdi o açıyı gösterelim bir. O da bu olacaktı. Bu açı aslında şu an mavi ile çizdiğim açı bütün 360 dereceden şu kısmın çıkarılması ile oluşuyor. Bu kısım da zaten bununla aynı. Yani aslında argument 1 eksi kök 3 i 360 eksi 60 derece. O da 300 derece. Tabii bizim burada bulduğumuz esas argüment. Biz çoğu zaman bunu referans alıyoruz. Aynı zamanda burada bir hesap daha yapılabilir. 1 eksi kök 3 i'nin de boyunu bulmaya çalışabiliriz. Aynen yukarıdaki hesap gibi olacak bu. Eksi kök 3'ün karesi alınacak bu sefer. Ama eksi ile artı sayının karesi aynı oluyor. O yüzden kök 4 2 olacak. Peki şimdi başka bir örnek yapalım. Bir artı i sayısının eşleniğine boyunu esas argümentini bulunuz. Soruyu biraz zorlaştırabiliriz. Şöyle yapsak belki biraz daha zor bir soru haline gelir. 1 artı i değil de bunu
Eksi 1, eksi i yapalım arkadaşlar. Şimdi soruyu çözmeye başlıyoruz. Önce karmaşık düzlemi çizdim her zamanki gibi. Reel, sanal. Reelden eksi 1'i işaretledim. Sanaldan eksi 1'i işaretledim. Sayım burada. Şimdi eşleniğin tanımını tekrar hatırlıyoruz. Reel eksene göre simetriyi. Reel eksene göre simetriyi burayı bir ayna gibi düşünürseniz buraya gelir. Böylece de burası eksi 1 ise burası 1 olur. Yani karmaşık sayının eşleniği eksi 1 artı i. Bunu direkt şöyle de söyleyebilirdik. Sanal kısım ya da imajiner kısmın öndeki katsayı eksi 1 ile çarpacağız. Buradaki katsayı eksi 1, eksi 1 ile çarparsam artı 1 olur. O zaman eşleniği aslında z eşlenik eşittir. Eksi 1 artı i. Peki, şimdi bu sayının boyunu bulmaya geçelim. Şimdi bu sayının boyu eksi 1'in karesi artı eksi 1'in karesi kök içerisinde. Bu da kök 2 edecek. Son olarak bizden argümanı istenmiş. Şimdi dikkat ederseniz burada bir esas aslında dikkat etmemiz gereken şey ikizkenar üçgen var. Burası da 1, burası da 1. Peki o zaman şunu söyleyebiliriz. Şu an işaretlediğim açı 45 derece. Şimdi esas argümanın tanımını hatırlıyoruz. Reel eksenden çıkacağım ve doğru parçasını ilk defa görecek şekilde pozitif yönde hareket edeceğim. Bu da aslında az önce çizdiğim açı artı 180 derece demek. Bu da 225 derece olmuş olacak. Böylece bu sorumuzu da çözmüş olduk. Belki son olarak bir ekleme daha yapalım. Hatırlarsak burada bir eşlenik vardı. Bu eşleniğin de argümanını bulmaya çalışalım. Şimdi bu eşleniğin argümanı şu şekilde ifade edilebilir. Şimdi burası da tabii yine aynı şekilde burası 45 olduğu için 180 eksi 45'ten hesaplanır. Bu da 135 eder.